Tekrardan afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun herkese. Buyur. Evet, Rabia yorum için gözümün içine bakıyor. Buyur Rabia. Yapabilir miyim? Tabii buyur. Dün Zehra Hanım'ın evinde domates, yani közlenmiş domates çorbasında köz kokusunu alamadığını söylemişti. Köz tadını alamadı. Ne yazık ki Derya Hanımcığım, ben sizin çorbanızda da alamadım. Özellikle 2-3 kere yedim hani almak için. Köz tadını alamadım. Bir de köz biber çorbasının ben yapılışını falan hani biliyorum da, ama hiç daha önce tatmamıştım ama dediğim gibi hani köz biber çorbası denince hani o köz kokusunu falan almak isterdim. Bu birazcık daha tarhana gibi. Tarhana tadı var. Tarhana gibi olmuş. Yani közlenmiş biber değil de tarhana deseydiniz daha uygun olurdu. Peki, afiyet olsun. Başak Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Ben tuzsuz buldum öncelikle. Bir de yağsı bana göre fazla geldi. Yani tereyağı mı, sıvı yağ mı, ne kullandı bilmiyorum. Bir tık fazla geldiğini düşünüyorum ben. Yani görüntüde mi yoksa yediğinde mi rahatsız etti? Yediğimde rahatsız etti. Yani o yağ kaldı ağzımda tadı. Onun haricinde biberleri gelmedi dünkü gibi. Eğer dünkü çorbayla kıyaslayacaksak kesinlikle evet, bu çorba biberleri diri diri değil. Yediğimde tam geliyor. Tuzsuz dediğim gibi. Kıvamı falan güzel. Güzel köz tadını aldın mı? Ha, köz tadı da yok evet. Köz tadı ama kıvamı siz de gördünüz. Ne kadar güzel közlenmişti. Hani kıvamı güzel yani. Peki, çorbanın afiyet olsun. Gerektiği. Esma Hanımcığım, bana da köz tadı gelmedi. Közden de hadi geçtim. Hani böyle bir o biberin tadını ben de almadım. Sanki böyle bir un çorbasıymış gibi. Un çorbası tadı aldım ben bundan. Ben çünkü bir un çorbası yaparım. Zaten un konuluyor buna. Yok, un konuluyor ama. Sizin yaptığınız un çorbası nasıl? Bu domates çorbası gibi mi? Unu salçayı kavurup da üstüne... Onda sadece unu kahverengi olana kadar, ama sadece unu, hiç yağ koymuyorsun. Sadece unu tencerede kavuruyorsun. Kahverengi oluyor. Sonra suyunu koyuyorsun işte, baharatlarını atıyorsun, un çorbası oluyor. Peki bunun içine közlenmiş biber, sarımsak, işte, onlar tamam. Olmasına rağmen o tat gelmiyor mu? İşte ben alamadım işte, o tadı çok sarımsak fazla alamadım. Sarımsak tadı da yok aynı zamanda, ben sarımsak tadını ben da alamadım. Ben de almadım. Koydum ama. Sarımsak tadı ben de yani hiç almadım. Yani kaç diş koydunuz? Tarhana gibi olmuş ya. İki bende. Diş. Tam küçük tarhana. Müydü, iri miydi? Orta boy. Ama kıvamı güzel. Peki dünkü çorba mı, bugünkü çorba mı? Bugünküsü. Zehra, içtiğinde ben, kendi çorbandan farklı bir şey görüyor musun ya da? Yani şöyle söyleyebilirim, hani kıvamı falan çok güzel olmuş, o konuda elinize sağlık. Ama hani bir yavan bir tat var, hani tat alamadım. Hatta tuz attım, o şekilde de bir baktım. Ama hani dediğim gibi o biberin tadı falan gelmedi. Yavan değil de tuzsuza katılıyorum ama hani yavan bir tat var yani çünkü. Bir tat leziz bir tat böyle bırakmıyor açıkçası. Yani. Şimdi öyle bir şey ki ben yani biberi direkt közleyip de yapsaydım belki tadını alabilirdiniz. Keşke öyle yapsaydınız. En azından hani o biber çorba, hani közlenmiş biber çorbası dediniz ya, en azından o biberin tadı biraz öne geçerdi, daha iyi olurdu. Siz biberi közlemediniz mi? Közlenmiş. Közledim diyor ama hani hayır, ilk önce koymamış galiba. Önce terbiyesini falan yapıp ondan sonra mı yok, közlenmiş biber attınız? Yani biberleri kendi daha önceden közlemiş. Hani böyle közleyip de poşete, dondurucuya koyuyoruz ya. Mesela daha önce o yüzden tadı şey, böyle. O tarz biber. Yani anlaşıldı, bugün tamam. Süre zarfının içine biberi közleyip de közlü soymadık. Daha önce yine kendi közlediği, kendi kaldırdığı biberi kullanmış. İşte o yüzden tadı böyle olmuş. Onları fırında mı közledin ama ocakta mı? Yok, şeyde fırında, ekmek fırında közlettim ben onları. Yani Derya Hanım, beni gerçekten çok şaşırttınız. Közlenmiş biber çorbası yazmanız ayrı bir olaydı ama üstüne üstüne bir de konserve biber kullanmanız gerçekten olaydı. Peki, afiyet olsun hepinize. Ablacığım, eline koluna sağlık. O kadar tuz atmana rağmen tuzu gene azdı ama iyi ki de çok atmamışsın. Bazen çünkü tuzun oranı kaçıyor. Tuzumu attığımda, tuzu attığımda tadı geliyor, okey. Ama o közlenmiş tadı işte o ani hani o... Doğru. O nasıl diyeyim sana? Ocağın üstünde çevirip de o siyahlıklar içine girdiği zaman daha bir güzel köz tadı. Dün Zehra'ya da söyledim. Fırında olunca o köz aromasını almıyoruz. Akışkanlığı, kıvamı gayet güzel olmuş. Rengi de güzel. İçine salça hiç girmemesine rağmen güzel. Çok güzel bir renk vermişsin. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Sen ki o kadar işi yaptın. O biberi de o ocağın üstünde köz evet, verdin. İki tane. Olsun. Işte. Hayır, iki tane o biberi ocağın üstüne at, çevir gitsin. Ya. Halbuki de vardı. Vardı halbuki de. Yapardın yani. Olsun. Neyse, sağlık olsun her diyelim. Her güzelin bir kusuru vardır. Aynen. Ara sıcağımız o
olarak kıymalı ıspanaklı akıtma geliyor. Kadir Beyciğim tekrardan şöyle alabilir miyim? Derya Hanım, ben domateslerimi fırında kendi ellerimle közlemiştim. 2 saat içerisinde fırında. Hazır kullanmadım. Zehra Hanım, sen közledin de ne oldu? Senin çorbanda da hiç tat falan yoktu yani. Hiç ben alamadım biber tadı. Nerede? Sanki bir un çorbasıydı. Unu kavurmuşsun, önümüze getirmişsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.